Yeniden siyaset diyelim. Ordu'nun Fatça ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir danışma toplantısı yapıldı. Bu düzenlenen toplantıdan 4 gün kadar önce Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı yetkililerinden onay alınmasına rağmen son gün salon dolu denildi. Bu nedenle de etkinliğe izin verilmedi. Bakın Kaftancıoğlu yaşananlara nasıl tepki gösterdi. Baştan söyleyeyim. Şimdi bilgilendirmeyi yapmayacağım ama şunu söyleyeceğim. Eğer birisi alkışlanacaksa bence Fatsa örgütümüz kendisini alkışlasın. Bu ilçenin siyasi ve mülki ayrımlarının ne kadar korkulduğu için. Bence Ordu'nun Fatsa ilçesinde danışma kurulu toplantısı yapmak isteyen CHP'lilere AKP'li belediye salon vermedi. Ben hep şunu söylüyorum. Saraylar, hanlar, hamamlar, salonlar halkın olacak zamanı geldiğinde ama bugün bırakın onlar olsun. Sokaklar bizim vatandaşın yönleri. Ordu'nun Fatsa ilçesinde CHP ilçe teşkilatı danışma kurulu toplantısı yapacaktı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP'nin siyasi yasaklı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. 7 Temmuz gününe planlanan toplantı için 4 gün önce izin alınmış, yeri ve saati günler öncesinden duyurulmuştu. Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda yapılacağı açıklanan toplantı yetkililerin son dakika kararıyla iptal edildi. Halk TV.com.tr'den Onur Durmuş'un haberine göre son anda alınan karardan haberdar olmayan partililer öğle saatlerinde Fatsa Kültür Sarayı'na geldi. Ama Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı yetkilileri boş yerimiz yok diyerek toplantının kurumlarında yapılamayacağını belirtti. Salona bir anda tiyatro provası programı eklendi. İşletme müdürü hiçbir problemi olmadığını, salonun müsait olduğunu, bir problemi olmadığını söyledi. Bize tahsil edilmesi gereken salonda tiyatro provası var. 3 kişi sahnede, 4 tane de zabıta izleyici olarak orada provayı takip ediyor. İçeri alınmayan partililer bir süre salonun önünde bekledi. Parti yöneticileri izin sürecini salonun önünde bir kez daha anlattı. Orada olmaktan çok mutluyum. Bugün Fatsa'da sizlerle bir arada bulunmaktan çok mutluyum. Sadece sizlerin şöyle bir yüzünü görmek, karşılıklı inancımızı tazelemek, bugünün iktidardaki kötülüğünü, halkın olanı halktan ne diyelim engelleyen, yok sayan kötülüğünü 84 milyonun başından def etmek için def edeceğiz. Daha çok çalışacağız. Canan Kaftancıoğlu'nun da açıklamasının ardından CHP ilçe binasına geçildi. Toplantı orada yapıldı. İşletme müdürü. Siyasetin ekonomi konusundaki çıkışlarına bakalım. Deva Partisi lideri Ali Babacan Kırşehir'deydi. Esnafla konuştu. Hem dert dinledi haliyle hem de çözüm önerilerine dair beyanlar verdi. Bizim halimiz ne olacak? Onlar önce kepçeyle alıyorlar. Evet. Enflasyonla, zamlarla. Evet. Sonra arkanda kaşıkla biraz bir şey veriyorlar. Yani. Aynen öyle. Ne zaman düzelir bu başkanım? Ya şöyle, biz inşallah iş başına geldiğimizde 6 ayda kriz ortamı rahatlar. İnşallah. 2 senede de enflasyon tekhaneye düşer inşallah. İnşallah başkan. Vatandaş ekonominin ne zaman düzeleceğini sordu. Babacan tarih verdi. Ben üretim yaptım, üreticiyim. Yani benim elimden tutulması lazım. Bizde para olsa çalışan üreten şu anda zarar ediyor Türkiye'de maalesef. Bizde zaten para olsa hayvanlarımızı koyacak bir çadır kuracak. Tabii, açıkta tabii. Kaldık karda diz boyu. İlgilenen maalesef. Yok. Deva Partisi lideri Kırşehir'deydi. Babacan'ı karşısında gören hayat pahalılığından artan maliyetlerden dert yandı. Onların içerisinde Avrupa'dan gelen bir vatandaş da vardı. Ben Avrupa'dan geliyorum. Pahalılık nedir başkanım ya? Euro'yu bozdurunca ucuz oluyor diyorlar da. Ucuz. Bizim için ucuz. Ama bu insanlara yazık günah. Ya demin gösterdi bak. 1 kilo peynir 80 lira. Ben yemek yiyeyim diyor. Nasıl geçinecek? Pazarın yarısını alıyor, yarısını alamıyor. Doğru. Yün yapacağım, yapamıyorum. Pazar alışverişleri yarı yarıya düştü. Esnafın da vatandaşın da beli bükük. Onlar anlattı. Deva Partisi lideri dinledi. Pazarın esnafı bunların alamamasının sebebi ne biliyor musun? Bizim maliyetlerin dün yükselmesi. Herhalde öyle. Aynen.
Ama maliyetler ne yapıyor? Antalya'dan mal yüklüyor. Bedava mal yüklüyor. Bedava. Arabam 15 bin lira yapıyor. 1,5 milyon lira. Mazotun, doların fiyatını patlatan kim? Ya sadece ben mazot. Başka bir şey değil yani. Öbür işçiliği saymıyorum. 10-15 maaş alan, 5'er maaş alan bir sürü işsizimiz var ki. Anında kesin. Bunu tekrar dile getirdim. Onlar ilk bir haftada kesin. Evet, merak etmeyin. Millet İttifakı'ndan da ayrılmayın. Haber masasına başlarken duyurmuştuk efendim. Bugün İyi Parti lideri Meral Akşener'in açıklaması haber masasında ilk manşetinde yer alıyordu. Ne demişti? Dolurga madem büyük zafer, o halde getirin sandığı. Birazdan uzmanlarla konuşacağız çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden erken seçime yönelik ilk işaretler gelmeye başladı. Çankırı Dodurga. Çankırı'nın Dodurga ilçesindeki seçim için Erdoğan zafer dedi. Yanıtı İyi Parti lideri Meral Akşener verdi. Bütün meslek grupları bu kadar acı içindeyken Erdoğan Dodurga zaferi kutluyor. Madem Dodurga büyük zafer, o zaman sandığı getir. Çankırı Dodurga 2014 yılında nüfusu düştüğü gerekçesiyle mahalle olmuştu. Yargı mücadelesini kazandı. Yeniden belde oldu. Bu nedenle yerel seçimler yapıldı. 1181 kişi oy kullandı. Millet İttifakı'nın adayı yoktu. AKP ve MHP oyunun çok fazla olduğu beldede seçimi yine AKP kazandı. Erdoğan durumu coşkuyla karşıladı. Çankırı Dodurga seçimleri Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır. Elbette böyle sınırlı bir seçim sonucu tek başına ölçü değildir. Ama ortada fikir verecek bir tablo bulunduğu da açıktır. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e konuşan İyi Parti lideri Akşener o zaman sandığı getir dedi. Erdoğan'a seslendi. Cumhurbaşkanı sarayına kapatıldığından bu yana bu arkadaş bir paralel evrende yaşıyor. Saray yaşamında ülke gerçeklerini göremiyor. Açım diyene ne açı diyor. Madem doktor, avukat, kadın cinayetlerini, çocukların, gençlerin umutsuzluğunu, ev kadınlarının çaresizliğini, çiftçinin çilesini örtebilecek kadar büyük bir seçim kazandınız, o zaman sandığı getir. Gel kendini de, milletimizi de daha fazla yorma, daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı, gerisini biz ve milletimiz hallederiz. Efendim birçok soruyu da beraberinde getiriyor elbette erken seçim konusunda. Bu arada emekli vatandaşlarımız maaş farkları bugün yatırılacaktı. Bir ses seda yok, fikriniz var mı şeklinde soruları gönderiyorlar. Arkadaşlarımız yetkililerle irtibat halinde resmi açıklamaları paylaşacağız. Yayınımızı takip etmeye lütfen devam edin. Şimdi efendim az önce haberde dinledik. Madem Dodurga büyük zafer, o zaman sandığı getirin diyen İyi Parti lideri Meral Akşener var. Buna sanki cevap gibileri yok erken seçim vurgularını en yüksek perdeden yaparken Şamil Tayyar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde önceki dönem milletvekillerinden sosyal medya mesajı paylaştı ve dedi ki bakın gelin birlikte okuyalım Adalet ve Kalkınma Partili Şamil Tayyar'ın o tweet'i üzerinden gidelim. Seçim süreçleri açık yara gibidir. Her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provokasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek. Şimdi Dodurga üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne madem büyük zafer diyorsunuz haydi hodri meydan seçime gidelim diyen İyi Parti lideri Meral Akşener'in beyanları ve şimdi görelim Şamil Tayyar bakın neler söylüyor. Siyaset konusunda bir seçim konusunda normalden daha erkene gideceğimiz konusunda şüpheleri bulunuyor. Birçok araştırmacının, birçok siyaset bilimcinin uzman görüşlerini alacağız. Siyasi analist Doktor İbrahim Uslu birazdan bizlerle birlikte olacak. Artı bir araştırma genel müdürü Hüseyin Çalışkaner'e merhaba diyerek başlayalım. Hüseyin Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Can Bey, hoş bulduk. Tam bayram arefesinde bir anda ısındı tekrar siyaset. Önce İyi Parti liderinin beyanı, sonra Şamil Tayyar. Elbette kurumsal bir açıklama değil. Sahiplenilecek mi onu da henüz bilmiyoruz ama açıktan bir eski milletvekili, üstelik hem sosyal medyada hem televizyon programlarında çok aktif bir milletvekili olarak bu kadar açıklıkta bir erken seçim çağrısı yapmasını bilmiyorum nasıl değerlendireceksiniz? Yani bunu Dodurga seçim üzerinden mi değerlendiririz yoksa Şamil Tayyar üzerinden mi? Şamil Tayyar'ın bir erken seçim çağrısı yapması açıkçası sizin de söylediğiniz gibi kurumsal anlamda çok da bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Çünkü Şamil Tayyar da şunu görüyordur doğal olarak. AK Parti'nin oylarının gün geçtikçe daha fazla eridiğini, en azından zararın neresinden dönersek kârdır meselesi üzerinden bence Şamil Tayyar böyle bir şey yapıyordur. Çünkü yaptığımız araştırmalarda AK Parti'nin oyunun her gün
düzenli olarak azaldığını, düzenli olarak eridiğini görüyoruz. Gerek AK Parti'nin oyları eriyor, gerekse de Sayın Erdoğan'ın bireysel oyu da eriyor. Yani bildiğiniz gibi yapılan araştırmaları ki biz de çok net görüyoruz, her ayda yapıyoruz. Sayın Erdoğan'ın almış olduğu oy oranı AK Parti'nin almış olduğu oy oranından fazla. Ve AK Parti uzun zamandır psikolojik sınır dediğimiz sınırın altında seyrediyor. Nedir psikolojik sınır? %30. AK Parti kurulduğu 2002'den bu yana Can Bey biliyorsunuz hiçbir zaman %30'un altına düşmedi. Ancak son Ocak ayında bir %30'u gören AK Parti daha sonrasında gelen zam yağmurlarıyla beraber bunların halkı bu oranda etkilenmiş.